Ha, direkt böyle giriyorsun. Yani. Direkt sağ. Aşırı. Yani hoşumuza gitmiyor aslında 50 yaşındaki adam öyle dayak yemesi. Yani hayal konusunda da ben hayalimi yaşıyorum şu an. Tam istediğim hayatı yaşıyorum. Düşüşünden, kalkışından istediğim hayatı yaşıyorum şu an. Valla Kadir Hoca'yla tanıştık. İlk başta gıcık olmuştum açıkçası. Evet. Sonradan duyduk işte Karadeniz falan filan, o da güzel bir abimiş. Öyle mi? Falan. Öyle mi? Oh! Masak adayı bana gıcık oldu demek ya. Vay be. Vay abi, küfür ediyorum derken bak şimdi sen öyle dedin mi millet yanlış anlayacak. Yani bence tanıma... Evet arkadaşlar, hepinize merhabalar. Atakan'la Konuşa Konuşan'ın 32. bölümüne hoş geldiniz. Yanımda Murat abim var. Bay Masaka. Abim nasılsın? Eyvallah kardeşim. Sen iyisin. Şükürler olsun. Eyvallah. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Sağ olasın. Beni onur ettin. Kırmadın geldin. Eyvallah. Allah razı olsun. Eyvallah abi. Ne demek. Uzun zamandır konuşuyoruz zaten geleceğiz diye. Evet abi. Bugüne nasip olmuş. Vallahi harika oldu abi. Abi birçok soru var. Bir hikaye attık Instagram'dan. Yüzlerce soru geldi. Her türlü soruyu sormuş arkadaşlar. Biliyorsun bizim kanalımız biraz da vücut geliştirmeyle alakalı. Aynen. İlla senin steroid kullandığını düşünenler de var. Birçok soru var. Öncelikle ben bir halini hatırını sorarak başlamak istiyorum. Nasılsın? Keyifler çok şükür, nasıl? Çok şükür kardeşim. Ne kadar oldu abi Türkiye'ye geleli? Bir hafta falan oldu ya. Bir hafta ülkemize falan. Geldik, mutluyuz yine. Evet. Öyle iş güç koşturuyoruz. Vallahi harika. Stüdyoyu kurduk burada. Yeni işlere saldırıyoruz. Harika abi. Yeni markan çıkmış, hayırlı olsun aynen, abi. Aynen, bunun hakkında da konuşacağız. Bununla ilgili de birçok soru var. Şimdi ilk soruyla başlamak istiyorum. Vallahi çekinerek soracağım. Tekrardan bu konuyu gündeme getiriyormuş gibi olmak istemiyorum niye ama. Niye çekiniyorsun? Savaş Cebeci ve Kaan Kazgan kavgası hakkında ne düşünüyorsun? Ha, direkt böyle giriyorsun. Direkt sağa. Şimdi gündeme getirmiş gibi olmayayım ama adamlar sormuş abi. Vallahi bana... kardeşim tarafçı olmak istemiyorum bu konuda ama gerekiyormuş. Yani sonuçta yani iki taraf da kavga istedi. Böyle olması pek taraflı değilim yani belki... Daha başka olabilirdi yani. Hoşumuza gitmiyor aslında 50 yaşındaki adam öyle dayak yemesi. Ama bakarsan şimdi karşı taraf da biraz şey yaptı diye, zorladı diye. Buraya kadar gelmiş. Evet. İyi diyemem yani. Olan evet. Olmuş artık. Vücut geliştir demiş. Masaka bence steroid kullanıyor. Yok. Çünkü niye? Bayağı bir uzun yazmış arkadaş. Yazdıklarından bundan benim... 5-6 sene önce bir kere steroid kullandım. Hı hı. Ama o gün bugündür steroid yok. Zaten steroid kullanan adamdan belli olur. Daha büyük olmam gerekir. Biz tamamen natural. Markamızın ismi de zaten o yüzden böyle. Natural mutasyon. Natural mutasyon. Evet. Aynen. Şimdi yani burada demek istediği şey şu. Sen şimdi biraz daha hikayelerde geziyorsun ne diyorsun ya. Bayağı bir uzun yazmış. Ona rağmen nasıl mesela kollar, omuz bilmem form iyi duruyor ya. O da diyor ki demek ki bu arkadaş herhalde steroid kullanıyor. Böyle bir yorumda bulunmuş. Valla disiplin derim ya. Her ikinci gün antrenmanımızı yapıyoruz. Sağlam ürünler kullanıyoruz. O yüzden hani üstünde de bayağı çalıştık yani. Bir sene falan üstünde çalıştık. İçerikleri olsun, etkisi olsun. Bunları kullanıyoruz yani. Bu bunlar da bizde peki, etki yapıyor. Bu ürünlerin peki formülü? Avrupa'dan geliyor. Avrupa. Avrupa'dan geliyor. Burada üretiliyor ama tamamen formül Avrupa'nın şey standardına göre. Çok iyi, çok iyi. Süper abi. Zaten bir üründen de bir deneriz. Denersin. En azından bir denemek istiyorum abi. Aynen. Ürünlerimizi doldurduk sağ olsun, boş gelmedin abi. Masaka'nın en sevmediği rapçi. Masaka'nın en sevmediği rapçi. Benim vallahi... de vallahi gelen soruları soruyorum abi. Vallahi birkaç tane var. Millet de biliyor, isim de vermek istemiyorum. Reklam olmasın boşuna. Evet. Önemli değil aslında. Ama biz kin tutmuyoruz yani. Çünkü sonuçta böyle namus olayı yok. Evet. Kin tutmuyoruz. Kadir Hoca ile bir video gelir mi? Gelecek. Gelecek değil gelecek. Mi? Gelecek. Süper. Heyecanla bekliyoruz. Türk gençleri hakkında umutsuzluğa kapılmamaları için bir önerisi var mı? Saygılar dilerim demiş. Oğuzhan Yıldırım kardeşimiz. Vallahi hep nasibini yaşarsın. O yüzden çok böyle şey yapmamak gerek. Bir işi yapıyorsan sonuna kadar getir. Yarıda bırakma. Disiplinli ol. Kendine yatırım yap. Vücutuna yatırım yap. Çalış. Kendini geliştir. Böyle derim yani. Çünkü para kazanmak isteyen para kazanabilir. Yani o konuda galiba soruyu sordun yani. Çünkü genelde millet parası olmayınca böyle bir durumlara giriyor. Evet abi. Kafayı çalıştırırsan para da kazanırsın. Aynen öyle. Peki Masaka hak ettiği değeri gördüğünü düşünüyor mu? Az önce dediğim gibi herkes nasibini yer ya. Yani Allah bunu nasip etmiş bize. Biz de yaşıyoruz. Yani hayal konusunda da ben hayalimi yaşıyorum şu an. Tam istediğim hayatı yaşıyorum. Düşüşünden, kalkışından istediğim hayatı yaşıyorum şu an. Harika abi. Yani mutluyum. Allah'tan ne geliyorsa kabul yani.
Murat abinin bu yaşına kadar edinmiş olduğu tecrübeler ile gençlere verebileceği tavsiyeler nelerdir? Birçok genç takipçimiz de var abi. Hı. Yani 40 yaşındasın, sen her şeyi gördün. Almanya'yı, iyiyi, kötüyü, belki dibi, belki en zirveleri. Vallahi zaten dibini görünce anca pişiyorsun, bu hale geliyorsun yani. Biz fakirliği de gördük, zenginliği de gördük. Yani hepsi dediğim gibi kabul ya. Yani gençler sikine takmasın bence çok şey ya. Yani her yerde ekmek var, her yerde kazanacak bir şey var. İlerleyebilirsin. Yani disiplinli olursan bu işler olur. Ne istiyorsan olur yani. Evet. Yani benim diyebileceğim bu. Zaten az önce de söyledim. Evet. İnsanlara ne umut verebilirsin? Sen ol. Çünkü senden sırf bir tane var bu dünyada. Gerisinin hepsi var zaten. Sen her zaman sen ol. En önemlisi bu. Sporla ilgili de birçok soru gelmiş ama bunlara da aç karnına kardiyo zararlı mıdır? Vallahi aç karnına zararlı değil. EAA kullanırsan şu evet. Amino asitten. Bundan kullanırsan kaslarını korumuş olursun. Sabahlarda çık koşuya. Bence zararı olmaz. Evet. Sırf yağ yakarsın. Kaslarını korumuş olursun. Ama ben kardiyo açısından daha çok böyle boksu falan severim ya. Koşmak veya bisiklet senin tarzın değil değil mi? Yani bisiklet falan da olabilir. Koşu da olabilir ama daha çok böyle boks yaparsan en güzel yani sert bir vücutun olur en azından. Evet. Ve göründüğün gibi olursun. Yani boş bir şişiklik sırf olmaz. Evet. İlk defa ağırlık kaldırmaya başlayanlar kaç ay sonra protein tozu ve kreatin kullanmalı? Bence hemen kullanabilir. Çünkü protein tozu biz niye kullanıyoruz? Takviye ediyorsun. Normalde yani günde 5-6 kere yemek yemen gerek. Biliyorsun büyümek istiyorsan. Tabii. Bunu da takviye olarak günde 3 kere yemek yiyorsan, 2 kere, 3 kere de shake'ini içiyorsan proteinlerini tamamlarsın. Vücutun öyle gelişir. Bütün protein. Yoksa çok protein yemen gerek. Yani günde 5-6 kere et yiyeceksin. Yok balık yiyeceksin, onu yiyeceksin, bunu yiyeceksin. Peki ilk defa ağırlık kaldırmaya başlayanlara ne tavsiyeler verebilir? Hayatında ilk defa. Ve abi sen ne kadardır spor yapıyorsun? 14 yaşında başladım. İlk spora. Fitness mi yaptın? Yok, boksa başladım. Bokstan sonra bir Wing Chun yaptım. Biraz kafes dövüşü yaptım ama böyle profesyonel değil. Sırf kendimi fit yapmak için. Sonradan ağırlığa geçtim. Ya ortalama fitnessle ne kadardır uğraşıyorsun abi? Fitness 8 sene falan aşağı yukarı. 8 sene abi. Aynen. Bayağı bir var olmuş. Ama aralıklı işte biliyorsun biz hep böyle o disiplini tutmaya çalışıyoruz da o arada bir kaymalarımız da oluyor. Yani senin gece hayatı olsun, hızlı hayat olsun falan filan böyle. Peki o gece hayatı, hızlı hayatın arkasında yine spora gidiyor musun yani birkaç gün sonra? Devam aynen, ediyor mu? Aynen. En fazla 48 saat. Bir gün kendimize geliyoruz, ondan sonra devam. Peki, bu da güzel bir soru. Vücuttaki yağlar kasa dönüşür mü? Yok kardeşim. Yağları en güzel şekilde nasıl başlarsın? Tamamen zayıfsan. Tamamen yağın olmayacak. Ağırlığa başlarsan vücutun en güzel formu öyle alır. Yani yok ilk başta yağları çoğaltayım da göbeğim çıksın da ondan sonra bir aylarca uğraş onu eritmek için. Evet. Benim düşüncem böyle. Çok doğru. Yani bak senin gibi şurada kuru olmak için ne kadar uğraşsın? Ben orada 74 kiloyum abi orada. Şişko muydun ilk başta? Biraz kiloluydum evet. He. Bayağı uğraştım düşmek için oralara. Uğraşıyorsun işte. Tabii, hacı normal hayat şartlarına göre zor oluyor bunlar. Evet gerçekten çok zor. Sen nasıl yapıyorsun sporunu onu anlat biraz. Abi biz biraz şey yapıyoruz military. Abi yani böyle hem ağırlık basıyoruz hem demirlerde çalışıyoruz ağırlıksız. Biraz boks olsun falan filan vücut sertleşsin diye. Abi benimki budur var ya yani. Tam amele işi. Ya ben spor yapmayı sevmeyen bir adam gibi spor yapıyorum. Oturduğum yerden ağırlık kaldırmayı seviyorum. Bana kimse kardiyo yaptıramaz. Televizyon izliyorsun. Aynen öyle. Televizyon izliyorum, ağırlık kaldırıyorum. Hmm. Ama vücut geliştirmeyi çok seviyorum. Yani vücut geliştirme sporcusu değilim. İlaç kullanmıyorum, natürel olarak. Ama oturduğum yerden gidip bir bench press basmayı, oturduğum yerden bir bacak basmayı, onu çok seviyorum. Haftada 4-5 gün. Ya bence zaten kaçırmam. Şimdi herkese saygımız var. Çok böyle steroide de şey yapmasınlar gençler ya. Steroid yani çok zararları da oluyor. Biraz yani dikkatli olsunlar bu konuda. Evet. Çünkü sonuçta şeye çıkmıyorsun. Yani sahneye çıkmıyorsun bunun için. Yapanlara saygımız var. Yapanlar da çok. Ya da misal şu da çok var Türkiye'de. Adam steroid kullanıyor diyor bu training planı kullan. Sana bir plan veriyor. Ama onu senin kullandığın plan normal natural adam için geçersiz. Olmaz yani. Sen natural yapıyorsan Arnold Schwarzenegger'ın şeyini de alamazsın, kitabını. Evet. Belki hareketlerini aynı yaparsın ama onun kullandığı setler, adam 2 saat, 2,5 saat antrenman yapıyor. Bunu natural bir adam mümkün değil, yapamaz. Erir. Kesinlikle. Olmaz yani. Aynen öyle. O yüzden natural'a göre bence planlara baksınlar. En mantıklısı o.
Şu bir de natural dedik. Natural mutation'ın ben bir tane bir deneyimi yap ya. Bir deneyimi yapmam lazım. Antep fıstığı değil mi? Hangi aroma o? Antep mi? Antep. Senden bir not alalım. Değil mi? Abi benim protein shop'um var. Tekirdağ Çerkezköy. Tamam bak işte ama yani ben yüzlerce protein ama gerçekçi işte, kötüyse kötü şey derim bak. Baştan aynen, söylüyorum. Neyse o. Ulan kapağını nasıl kapadınız bunu? Müthiş. Nasıl? Müthiş. Güzel değil mi? Sütlü sanki. Sütlü Antep. Değil mi? Hani sadece Antep değil. Sütlü Antep. Şey gibi ya. Antep fıstıklı dondurma gibi. He dondurma gibi yaptı Antep zaten. Antep fıstıklı dondurma aynen, gibi. Aynen. Efsane bir tadı var ya. Bir de şişkinlik falan yapmıyor. Dediğim gibi en önemlisi o. Benim için en önemlisi bu. Protein shake şişkinlik yapmayacak. Sivilce yapmayacak. Bu da çok önemli. Bak 2-3 aydır sırf bunu kullanıyoruz. Ne sivilce var ne şişkinlik var. Sonra yemeğini yiyebiliyorsun. Bence çok rahat bir ürün. Müthiş ya. Afiyet olsun kardeş. Böyle bir tadım testi de görmemizi. Hepsini içtim abi daha. 10 numaraymış ya Antep. Eyvallah. Yani benim işte hayatımda içtiğim en iyi arabalardan benim favorim ya. Şey, bisküvi ve hurma. Hurma da değişik. Peki, Massaka Kadir Hoca hakkında ne düşünüyor? Hiç gördün mü Kadir Hoca'yı? Valla Kadir Hoca'yla tanıştık, ilk başta gıcık olmuştum açıkçası. Evet. Sonradan duyduk işte Karadeniz falan filan o da güzel bir abimiş. Öyle mi? Falan. Öyle mi? Oh, oh! Massaka dayı bana gıcık oldu demek ya. Vay be. Vallahi ilk gördüm kıl oldum açıkçası. Ne hocam, diyor ya? Aynen vallahi. Ama ya, ondan sonra yaşımla hürmetimiz var. Şimdi bak ben sana bir şey diyeyim. Beni öyle tanıyan 100 kişiden 99'u bana gıcık olur. Kıl bak tanımayan. Ama tanıdıktan sonra beni severler emin ol ya. Biz de öyle olacağız inşallah. Evet, sen de öyle olacaksın inşallah. Senle tanıştığım adam memnun oldum. Eyvallah. Hatta şimdi reel sattım az önce. Herkes diyor ki bak o diyor malum kişiye benzemez. Sıkar sana falan filan diyor. Ama gözünü seveyim bir tarafa sıkma da. Estağfurullah olur mu öyle bir şey? Yani bu yaştan sonra kemik de iyileşmez ama. Biz el sıkışırız olur mu? Yok öyle bir şey. Ama Massaka dayı da harbiden güzel bir insan. Ben şahsen sevdim kendisini yani. Şimdi senin için ben seni tanımıyordum. Kısa geçeceğim o mevzuyu. Bu Atakan şey diyeceğim de neyse anladım. Ya dedim Massaka hakkında ne düşünüyorsun? Dedim ya ne bileyim Massaka. Fitne yaratıyordu bizim Atakan'da. Durup dururken fitneyi çıkartıyordu. Massaka'yı tanıyor musun? Tanımaz. Kim? Bir tane sosyal medya fenomeni gibi bir şey. Ben de tam bilmiyorum. Siktir et. Salla gitsin. Massaka ya harbiden tanımıyorum ya. Ben dedim ya siktir et dedim. Bizim şey, Karadenizli arkadaşlar var, onlar hepsi bana yazdı. Dedi abi yok öyle şey değildir yani sağlamdır falan filan böyle şaka maka falan filan. Harbiden ilk kıl oldum eskiler, ilk kıl etmiyorum ya. Ama ben seni hiç tanımıyorum ki yani videonu da sen Massaka. Ben zannettim ki, ya oyun oynayan çocuklar var ya, ona benzer bir şey zannettim yani. Öyle mi duyuluyor isim? Massaka. Ya ne bileyim yani Massaka bana bir şey gibi geliyor. Yani çizgi film gibi geldi bana o anda. Öyle de demiyorsun da gerçi. Öyle de demiyorsun gerçi de. Ya öyle geldi yani. Öyle demiyorum değil. Orduya gidince birisi uyandırdı beni. Bir baktım TikTok, MikTok dolmuş. Her yer viral olmuş. Kadir Hoca yardırıyor amına. Ya o zaman da bizim yeni fırlama zamanlarımız. Yani fırlama derken YouTube'da fırlama zamanlarımız. Yani sosyal medyayı da zaten bilmiyorum ben. Ya bu lavuk soruyor bana ben cevap veriyorum. Abi ben gördüğüme göre çok iyi biliyorsun ya. İyi kullanıyorsun sosyal medyayı. Ama sonradan işte kaşarlaştık. Ona yardırıyorsun, buna yardırıyorsun. Ya güzel ya. Ya yardırıyoruz derken adamı eleştiriyoruz kardeşim. Şimdi senin mesela eleştirilecek tarafın yok mudur? Vardır. Vardır mutlaka. Yani dedim ya Massaka dayı şunu ya iyi rap söyleyemiyor dedim mesela. Bu nedir ya? Adam hakaret değil ki ya. Doğru. Onun için adam mı vurulur amına koy? Veya sen de benim için diyebilirsin belki ya. Belki de vurulabilir bilemezsin. Önce bir demen ya lazım. Ya Allah'ın verdiği gün bittiyse bitmiştir. Arkadaşlar bu ara Massaka dayı bir Avrupa markası bir supplement çıkardı. Onun da tanıtımını yapacak. Avrupa patentli bir ürün. Kendisine başarılar diliyorum. Yeni ürünle ilgili. Ve ben videodan çıkıyorum arkadaşlar. Hatta biz bu muhabbetin üzerine bir tanıtım yapalım. Murat abi. Şu ürünleri de zaten buraya getirdiniz abi. Bir bakalım. Vallahi neler kardeşim. Hangi aromalar var? Benim favori bisküvi. Bisküvi. Ve hurma. Hurma zaten yok. Piyasada hiçbir yerde yok. Ne Avrupa'da var ne Türkiye'de var. İlk olarak biz bu ürünü çıkardık. Evet.
Hurma aromalı whey protein. Aynen. Hurma zaten bize özel de bir şey aslında Ramazan'da. Tabii nasıl şimdiye kadar olmamış şaşırdım yani. Aynen. Ama çok mantıklı bir fikir abi. Aynen. Hurma aromalı whey protein. Öyle amino asitler, kreatinlerimiz var. Yağ yapmak için karnıdan. Hepsini biz kendimiz kullanıyoruz. Evet. Yani harbiden etkili ürünler. BCA var, EAA var, pre-workout da var. Gain mass, kilo almak için. Kilo aldırıcı var. Tüm ürünler var galiba. Peki yeni çıkacak olan ürünler var mı abi? Glutamin çıkacak yakında. Testosteronu yükselten bir ürün çıkartacağız. O çok da iyi. Doğal. Çok iyi. Zararı yok, yan etkisi yok. Öyle işte. Biliyorsun süper. Testosteron ne kadar yüksek olursa o kadar kas kütlen gelir. Aynen. Evet. Aslında hepsi tat olarak hepsi 10 numara yani. Peki abi şu an indirim var mı? 1 Kasım'a kadar indirimimiz var. 1 Kasım'a aynen. kadar Natural Mutation ürünlerinde indirim aynen. mevcut arkadaşlar. Naturalmutation.com'da alabilirsiniz yani. Evet. Neyse arkadaşlar ben çıkıyorum vurulmadan, tamam mı? Daha fazla tehlikeye girmeden size aynı videolar diyelim. Eyvallah eyvallah. Kapattım. Kapattı da çıkar ayak. Açsam buna koyayım tekrar. Kapattık bir yerinden açtık. Abi peki benim gözüme izole protein çarpmadı. İzole protein? O da gelecek yakında. İki hafta içinde o da süper. Shopta olacak. Harika. İzole biliyorsun karbonhidratı daha düşük, proteini evet. daha yüksek. Ve PC80. Yani biraz şey için defineye girmek istiyorsun. Diyette de kullanılabilen bir ürün. Evet. Murat abi çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ayağına kardeşim. Sağlık. Allah razı olsun. Şöyle bir sana bir daha sarılayım. Eyvallah kardeşim. Videoyu da fazla uzun tutmak istemiyorum. Seni yormak istemiyorum. Hasta geldim. Biraz ağır kesici aldım. Vallahi ağır kesici içti Murat abi 5 dakika önce. Çok teşekkür ediyorum. Eyvallah yine başka kardeşim. Zaman detaylı uzun bir video yaparız. Olur. Ayağına sağlık. Çok teşekkür ediyorum eyvallah tekrardan. Eyvallah kardeşim. Atakan'la konuşa program bitti. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere.